Aşağıdaki tabloda f fonksiyonunun birkaç değeri verilmiş. Bu tabloya bakarak x eşittir 2, 3, 4 ve 5'teki fx değerlerini görebiliyoruz. Aşağıdaki koşullardan hangisi ile 2, 4 kapalı aralığında f'in bir maksimum değeri olduğu söylenebilir denmiş. Şimdi videoyu durdurun ve kendi başınıza bunu çözmeyi deneyin. Hatırlarsanız eğer belli bir aralıkta bir değerin olup olmadığından bahsediyorsak büyük ihtimalle bir varlık teoremiyle karşı karşıyayız demekti. Ve eğer özellikle bir aralıktaki fonksiyonun maksimum veya minimum değerinin varlığından bahsediyorsak o zaman uç değer teoremini düşünmemiz gerekiyor. Uç değer teoremi. Uç değer teoreminin geçerli olması için bu arada bunu UDT olarak da kısaltabilirim. Evet fonksiyon fonksiyonun bu kapalı aralıkta sürekli olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani teoremi uygulamak için f buradaki kapalı aralıkta 2, 4 kapalı aralığında sürekli olmalı. O zaman bakalım aşağıdakilerden hangisi ile bu sonuca ulaşabiliyoruz. Çünkü eğer bu sonuca ulaşabiliyorsak uç değer teoremi geçerli olacak değil mi? Ve bu durumda f bu aralıkta bir maksimum değeri alacak. Şimdi a seçeneğine bakalım. F 2 3 açık aralığında artıyor ve 3 5 açık aralığında azalıyor demiş. Bu seçenek bize sorudaki 2 4 aralığında kesinlikle sürekli olduğumuzu söylemiyor. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Bu aralıkta süreksiz olabiliriz ve A seçeneği hala doğru olabilir. O zaman bu seçeneği eledik. Tamam. F 2 5 kapalı aralığında süreklidir. Şimdi eğer 2,5 kapalı aralığında sürekli isek o zaman bu aralığın içindeki bir aralıkta da yani sorudaki 2,4 kapalı aralığında da kesinlikle sürekli oluruz. Eğer bu seçenekteki bilginin doğru olduğunu bilirsek uç değer teoremini kullanabiliriz. Çünkü teoremin koşulunu yerine getirmiş oluruz. Böylece bu aralıkta f maksimum bir değer alabilir. Bu seçeneği pek sevdim. Ama emin olmak için son seçeneğe de bakalım f 2,4 açık aralığında ve x eşittir 2'de türevlenebilir. Şimdi bu seçenek neredeyse doğru. Çünkü türevlenebilirlik süreklilik anlamına geliyor zaten. Ama bize x eşittir 4'te ne olduğu söylenmemiş. x eşittir 4'te süreksiz olabiliriz. Sadece 4'e kadar olan noktalarda türevlenebilir. Çünkü bize açık bir aralık vermişler. Dolayısıyla bu seçenek neredeyse doğru ama tam olarak Değil. Eğer 2-4 kapalı aralığında türevlenebilir deselerdi, bingo diyecektim. O zaman bu seçenek de doğru olurdu. Çünkü bu aralıktaki türevlenebilirlik fonksiyonun o aralıkta sürekli olduğu anlamına gelecekti. Ama bunu elemek zorundayız çünkü aralığın sağ sınırında x eşittir 4 de sürekliliği garanti etmiyor. Güzel. Hadi bir örnek daha yapalım. H türevlenebilir bir fonksiyonmuş ve aynı şekilde bize H'nin bazı xler için aldığı değerler verilmiş ve Kemal'e eksi 1,3 kapalı aralığında H x eşittir eksi 2'nin çözümü olup olmadığı sorulmuş. Kemal ise aşağıdaki cevabı vermiş. Şimdi Kemal'in çözümü doğru mu yanlış ise hatası ne? Ardından da bize bir takım seçenekler verilmiş ama seçeneklere bakmadan önce videoyu durdurun ve Kemal'in söylediği şeylerin doğru olup olmadığını kontrol edin. Nerede hata yaptığını bulmaya çalışın. Hangi adımda yanlış bir sonuca varmış eğer hata yaptıysa elbette. Peki. Kemal ilk olarak şöyle bir şey söylemiş. H x'i eksi 2 yapan bir x değeri var mı diye düşünüyorum ve eksi 2 h eksi 1 ile h 3 arasındadır demiş. Şimdi bakalım. H eksi 1 eşittir 2. H 3 eşittir eksi 5. Demek oluyor ki doğru söylemiş. Çünkü eksi 2 bu iki değerin arasında kalıyor. H eksi 1 ile H 3 arasına denk geliyor. O zaman o zaman ikinci adıma geçebiliriz. H türevlenebilir olduğuna göre eksi 1 3 kapalı aralığında sürekli olduğunu biliyoruz. Evet bu da doğru. Az önce bundan bahsetmiştik. Türevlenebilirlik süreklilik anlamına gelir ama süreklilik her zaman türevlenebilir olduğunu söylemez. Eğer bu aralıkta türevlenebilir isek o zaman kesinlikle sürekliyiz diyebiliriz. Bu adımda da bir hata yapmamış. Birinci ve ikinci adımlara bakarak eksi bir üç kapalı aralığında sürekli olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir de üçüncü adıma bakalım. Uç değer teoremi eksi 1 3 kapalı aralığında hx eşittir eksi 2'nin çözümü olduğunu garanti eder demiş. Bu kulağa biraz garip geliyor. Çünkü uç değer teoremi diyor ki eğer koşulları sağlıyorsak ve yukarıda gördüğümüz üzere bu kapalı aralıkta sürekliyiz. O zaman bu kapalı aralıkta düzgün tanımlı bir maksimum ve minimum değerimiz olmalı. Ama burada maksimum ve minimum değerler ile ilgilenmiyoruz. Burada asıl olarak bu aralıkta bir ara değere sahip olmak ile ilgileniyoruz. H-1 ile H3 değerleri de dahil arasındaki bir ara değere bakıyoruz. Dolayısıyla bu urada Yanlış teoremi uygulamaya çalışıyor değil mi? Ara değer teoremini uygulaması gerekirdi. Bunu da kısaca ADT olarak yazayım. Evet ara değer teoremini kullanmalıydı. Çünkü bu kapalı aralıkta sürekliyiz. Bize H-1 ile H3 arasındaki tüm değerler alacağımızı söylüyor. Ve eksi 2 de H-1 ile H3 arasındaki değerlerden biri. Dolayısıyla eğer uç değer teoremi yerine ara değer teoremi yazmış olsaydı her şeyi doğru yapmış olacaktı. Şimdi bakalım. Hangi seçenek az önce yazdığımızla uyuşuyor? Kemal'in çözümü kesinlikle doğru değil. Birinci adım doğruydu, eksi 2 h eksi 1 ile h 3 arasında. İkinci adım da doğruydu. Türevlenebilirliğin sürekliliği belirttiğini biliyoruz, ama üçüncü adım yanlış. Evet, yanlış teoremi kullanmış.